Biliyorsunuz Refia ile Şahin daha önce evliydi. İki de çocukları vardı. Bir oğullarını maalesef Allah rahmet eylesin bir kazada kaybettiler. Şahin de tabii ki. Siz o zaman boşanmıştınız değil mi Şahin evladın öldüğünde? Öyleydi. Sen de evlat acısını büyük bir acı yaşadın yani. Evet, halen tacı yaşıyorum. Yaşıyorsun. Çok, çok. Evet. Hem de ne demek? Hı? Hem de ne der, der. Yaşamadı mı diyorsun? Öldü diye haber verince ne yapayım öldüyse diyen kendisi ya. Aa. Çocuğumu dövüp dövüp de iki ay çocuğumun çürükleri geçmedi. Oh, o zaman ben İstanbul'da olsaydım, ben memlekete gittim. Suadiye'de çocuğu elinden alamamışlar döve döve. Arabanın koltuğunun arkasına saklamışlardı çocuğu. Rahmetli çocuğu. Evet evet. Koltuğun arkasına saklamışlardı. Ben onu görmeden gittim. Memlekette yoldan geldik. Yıkanılma affedersin. Çocuğumu yıkıyorum. Her yeri mor çocuğun. Kaç yaşındaydı o zaman? Onu hatırlamıyorum kaç yaşındaydı ama büyüktü yani. Büyüktü. Okul tatilinde gittik. Ben delirdim. Yemin ederim İstanbul'da olsaydım o zaman iki ay çürükleri geçmedi ben bunu öldürürdüm. Gören var mı çocuğu? Çocuğu kazaskerde bunun manavın önünde herkes bilir. Arasınlar. Kendi de biliyor ne kadar dövdüğünü. Arasınlar o zaman. Ne için dövdüğünü sorun. Ne için dövdü çocuğumu o kadar? Ne oldu hakikaten? Niye böyle bir çocuk dövülmesi var mı ya? Niye dövdün? Yok ben çocuğu dövmedim. Şey yapmadım. İki ayda çürükle battaniye örtmüşler şey çocuğun çocuk, üstüne de sakladılar çocuk, çocuğumu. Battaniyenin altındaydı çocuk. Dedi ki dayın dedi silah alacak seni vuracağım dedi bana. Çocuk. Çocuğu eğitmişler. Dayım ama dedi, çocuk daha küçüktü ben, diyor. Yalan yalan kesinlikle evet. Bu yalan. Kaç yaşındaydı yalan. Çocuk? Çocuk işte kaç yaşlarında? Çocuk küçüktü işte o zaman. 12. 12-13 yaşındaki çocuğu böyle olması lazımdı işte. Öldüresiye dövdün yani. Yalan yani ne silahı uydu şimdi onu uydutturdu. Arasınlar o zaman kim arasın arasın. Kim arasın ya tamam, çocuk arasın. Rahmetli olmuş aradan evet. Yıllar geçmiş. O zaman çocuk bana niye sığındı ben bu yanıma geliyor çocuk yanımdan gitmek niye istemiyordu. Kaçtı? Niye kaçtı çocuklar Beykoz'da da geldi ben dünyanın 5 kuruşum yok çocuklar taksi parası ödedim. Çocuklar kaçtı niye kaçtın? Çocuklar götürdüm ben akşamdan baktım sabah kalktım çocuklar yok. Serap Hanım ben, bu akşamdan sızıyor içip uyuyor. Çocuklar eşyalarını bak, topluyorlar, poşetlerle böyle camdan aşağı ilk önce atıyorlar eşyalarını. Bu uyumuş, televizyonu bile kapatmamış, bunun çocuklardan bile haberi yok. Camdan aşağı ilk önce poşetlerini atıyorlar. Sonra çocuk akşamdan diyorlar ki nöbet uyuyalım. Boşandıktan sonra oluyor. Tabii canım, hı. Eşyalarımızı falan götürdükten sonra. Tabii boşanmamıştık, çocuklar ben aldım gittim bunu bıraktım. Neyse almış ya, gitmiş, evet ama sana gelmişler. Ama ben... evet. Ondan sonra bunlar nöbet uyuyalım diyorlar. Küçüğüm dayanamıyor, uyuyor. Erdal büyük oğlum bekliyor, sabaha bekleyelim ki diyor ışımadan kaçalım. Çocuklar artık büyük uyumuyor, bekliyor. Poşetleri atıyorlar, bir kış, fırtına, yağmur. O Beykoz'un hangi derelerinden çocuklar tanınmaz halde atlıyorlar camdan aşağı taksi tutuyorlar. Geldiler zaten çocuklarla biz öyle anlaşmıştık. Gidin ama nasılsa ben sizi alacağım geri diye. Geri kaçın demiştim. Onu... Ama çocuklar kaçmış. Gelip kaçırmamış yani. Bunlar bir geldi 5 kuruş param yok. Taksi o zamanın zamanında 60 lira yazmıştı. Ben gittim bakkaldan aldım taksinin parasını verdim. Yeter ki çocuklarıma ben kavuşayım. Peki evlat çocuğun vefat ettiğinde Şahin neredeydi? Memleketteydi. Şahin peki siz? Memlekette Mustafa Elmacı var. Arayın ben çocuk öldüğünde o geldi ben ikna ettik orada. Gece saat 5 mi bir şeydi. Ama ölsün sabahın ölürse var. Ölsün demişsin. İşte ona sorabilirsiniz Mustafa Elmacı Şahin, var. Şahin neden Refia'yı? Ben durumda olduğumu Refia'yı neden cenazeye almadınız? Mehmet Sarı var ona sorabilirsiniz. Şahin ne olur bunu aradı. Ben sanki havaya konuşuyormuşum gibi bir tepkisiz evet. Dinler misin? Tamam. Refia'yı neden cenazeye almadınız? Gelmesin. Ben ondan korkmadım. Neden korkuttunuz yani? Ben bir şeyden hiçbir şeyden korkmadım. Ben zaten iyice moralim bozuktu ben. Çocuğu dediler ki bana. Oraya gömecekmiş dediler. Ben de çocuğumu alın gel dedim kardeşlerime. Ben başka bir şey bilmiyorum. Kardeşlerim niye korktu? Kardeşlerim şey yapmış bunlar. Peki bilmiyorum ne Şahin gelmeyince, cenazeye gelmeyince sormadın mı sen evladının cenazesine niye gelmedin diye? Kimi? Kimin mi? Onunla konuşmuyordum ki. Ya bunda konuşmamakla alakası evet. Var mı? İkinizin ortak çocuğu ölüyor evet. Gencecik yaşta. Anne cenazeye gelmiyor, Ünye'ye değil mi? Evet. Ünye'ye gelmiyor, ben... sen de demiyorsun ki bir kadın, biz ayrı olabiliriz de sen çocuğunun cenazesine niye gelmedin diye sormadın mı? O zaman ben onu düşünmek neredeydi, ben
O kadar moralim bozuldu ki ben çocuğun yüzüne çok, bile zor çok. Baktım orada ölüsüne şeyine. Çok. Serap Hanım bir şey sorsanız. Bu ekmek tahtasını kafasında neden kırdığımı sorun. Allah Allah. Kül sen tablosunu... onun kafasında ekmek tahtasını evet, kırdın. Evet evet böyle o anda o geçti. Böyle aa, bir vurduğum gibi ekmek tahtası ikiye ayrıldı. Kime vurmuşum? Söyle bakayım kime vurmuşum? Sana vurmuş sana. Sana vurmuş. Niye vurdu? Neden kırdı? Neden kafasında herhalde. Ekmek tahtası Allah Allah, kırdığımı? Allah. Kartal'daki kendi evimizde de öyle güzel bir kül tablom vardı. Onu kırdığımda da her yer kan oldu. Ekmek tahtasını kırıldı ama bu, kanamadı. Kül tablosunu da neden kırdığımı tablo, kafasında... Şey kül tablosu attı. Bak. Sorun. Anladım. Ben bunlara cevap istiyorum. Ya, ben yalan, sen ben yalan bilmiyorum. Refia bir. Ben anlatayım mı? Sen anlat. Ha. Önce ekmek tahtasından başla. Evet. Niye ekmek tahtası? Bir dakika, bir dakika Şahin. Ekmek tahtasından başlayayım. Kül tablosuna da geleceğim. Ben yalan bilmem. Ben ölüme de gitsem doğruyu söylerim. Ben yalan bilmiyorum. Böyle öğretilmekle de konuşmam ben. Vaktinizi almayacağım. Küçükyalı'daki evdeyiz o zaman. Bu kapıcılığı sevmiyorum dedi atıldı ya kapıcılıktan. Toplantı oldu oldu çocuklarının hatırına, karısının hatırına kalsın günah dediler. Ben binada her dairede çalışıyorum. Gitmediğim küsüyor. Senelerce. Bu yapmıyor. Görevi yok. Bu öbür dostunun sevgilisinin yanında bu. Millet çağırıyor zile basıyor bu yok. Adem ile biz kardeşinin arıyoruz arıyoruz. Adem bana kaç sefer küfretti bunun yüzünden. Bundan adam olmaz ne bilmem ne bekliyorsun diye aynen böyle. Adem'in de mert olduğuna inanıyorum ben aynısını da söyler. Bu şimdi kalk kalkmaz çalış çalışmaz. Bu dedi ki bana hafif bir iş olsun ben bu işleri sevmiyorum. Havaalanına personel götürüp getirecek. O servisle artık bilmiyorum sabah 5.30 mu ne havaalanına personel götürecek. Onu buldum ben buna. Bir sabah gitti. Dediler ki arada da ister çorap sat, limon sat ne yaparsan yap. Akşam vaktinde burada ol, sabah vaktinde burada ol. Bu bir gün gitti. Ertesi gün yatıyor bu. Saat geçiyor bakıyorum saate kalkacak mı kalkacak mı bu yatıyor. Dedim kalk ne oldu saat geçiyor. Ben gitmeyeceğim. Ben 5.30'da millet yatarken ben gidip kapılarında bekleyemem. Ondan sonra biz bununla başladık tartışmaya. Sen hafif iş istedin, bundan daha hafifi ne olabilir? Bu dedi ki bana çok özür diliyorum ama hepinizden, hocam sizden de özür diliyorum. Affedersiniz milletin karısı gidip bilmem ne de kazan dediği gibi. Anda ekmek tahtası elime geçti. Bunu herkes de bu hadis. Küfür etme, küfür sensin etme. Sensin o. Küfür etme. Hocam nasıl konuşuyor görüyorsun? Nasıl küfür etme olanı ama. Konuşuyorum. Küfür etme. Olanı konuşuyorum. Demin de bir hadisa yalan yalan makine. Ne yalanı? Küfür etmeden. Ne böyle bu ya? Evet Refia. Ekmek tahtasına kafasına bir vurduğumu hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. O zaman kanamadı kafası. Oradan bir sene mi iki sene mi ne geçti işte 94'te mi ne biz Kartal'daki eve gittik kiracı olarak. Orada bu yine çalışmıyor. Affedersin dedi bilmem. Çalış dedi bana öyle dediği gibi de kül tablosunu ben bunun kafasına bir vurdum mu? Küçük çocuğum evde o zaman da. Bunun kafasından tabi o zaman kanadı bu. Gitti Suadiyeler'de hocam, kasa düştü başıma arabadan dedi utandığına söyleyemedi bile. Şikayetçi olmadın mı? Yok. Bak ister olsun. Anlamını anlatayım ben size. İster olsun. Ben dedim. Sen dedim zor ne dedim. Bu çocuklar yapan dedin neredeyse. Sen madem ayrılacaktın, boşanacaktın dedim. O zaman ama şey kül tablosu fırlattı. Ne alakası var? Anneme kül ettin diye vurdum ben. Doğru söyle, niye söylemiyor ki sana? Herkes de biliyor bunu. Sen ara, kim arasa çıksın erkeksin. Çıksın. Hadi. Ara, kim? Tespit et, hadi. Ben senin bilmiyorum. Senin rahmetli nur ben içinde ben yazın. Ben hala baba deyip başında okuyorum senin yalan babanı. Yalan mı bu benim babam, öz babam gibiydi. Ne, son nefesinde bile refah gelmedi gibiydi. Mi demiş. Şimdi Refiyan ben şeyi merak ettim. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmayalım. Yani Şahin Bey zaten öyle... Konuşacağını biliyorsan çıkmış yalan zaten. Konuşma. Şahin Bey öyle ufak tefek hani zayıfcılız birisi değil. Siz kafasına vurdunuz kırdınız sonra size ne oldu? Vursun o da bana vursun vurdu. Nasıl vurdu? O anda vuramadı kül tablosunu i̇şte vurunca vuramadı. Zaten kan fırladı bir şey her olmadı. Yere. Çünkü öyle anlatıyorsunuz. Yani yalvarıyor bana. Sanki böyle şey kovalayan hani eski filmlerde. Evet, evet. Taner Bey. Malkoçoğlu gibi ben vurdum kırdım ya bu adam bu erkek Taner karşınızdaki. Bey. Demek ki çok sakin bir adam bu. Taner evet. Bey ne sakini?
Yani kafasında çay kırmışsınız, bir şey yapmamış. Benim anama küfredemez ölmüş anama. E tamam edemez. Hiç kimse, bunun karşılığında kafasında bir şey kırmazsınız. Evi terk eder gidersiniz. O ayrı. Siz vurduğunuz halde yani kafasında kırıldı halde de bir şey yapmadınız. Açıkladım ben size. Doğumu beni doktora götür. Ben de çocuğumun elinden. Serap Hanım. Çocuğumun elinden tuttum o anda. Hadi oğlum dedim çıkalım dışarı. Ne olur gitmeyin beni doktora götür dedim. Araban orada. Hastanede burada. O kadar yakınız ki. İster öl ister git dedim. Aynen böyle demediysem Allah beni taş etsin. Aynen böyle. Peki Şahin, her ne sebeple vurmuş olursa olsun kafandan kanlar gelmiş. Evet. Sen niye gidip şikayetçi olmadın? Niye şikayetçi olmadın? Olmadım ya. Olmamış. Olsaydın. Niye olmadın? Söyle. Olmadım işte, ben de olmadım. Senden boşanır diye mi? Korktun mu yani? Ya. Serap Hanım geldi. Değil de işte şey... Evimiz yuvamız yıkılmasın, şey yapmasın, bir toparlayalım. Yuvamız yıkılmasın diye. Uğraşıyoruz, ve böyle zamanlar işte, öyleydi. O kadar ahlaksız bir kadın öyleydi. Ki. Yok, sen konuşma, sen bir defa hiç konuşma. Yıkılsın. Sen hiç konuşma, hiç. Sen. Buraya Allah adam olma burada. Ahlaksız ya bu. Sana soracağım zaten. Ahlaksız ya, tamam sor, soracaksın. Sor. Burada da sen bir defa hiç konuşma, hiç. Hiç bir defa, hiç konuşma. Ahlaksız ya, bırak, bırak yani. Hiç bir defa yok. Niye bırakmıyorsun, bırak ahlaksız. Sen neyi savunuyor ki, ne karşıyorsun bana? Niye karışmıyorum? Bu benim ne halam. Ne biliyorsun? Bu benim halam. Neyi biliyorsun da konuşuyorsun? Canım halam bu benim. Tamam, neyi biliyorsun da konuşuyorsun? Yalan makinesi gibi, yalan söyledi. Ona niye savunmuyorsun? Bizim bana kimse gibi yalan söylettiremez. Ne Serap Hanım söylettirebilir? Mustafa Bey. Öyle beklesin gitsin. Neyi savunuyorsun sen? Bir saniye Şahin. Mustafa Bey tam olarak halanız değil ama, değil mi? Babanızın amcasının kızı. Babamın amcasının kızı. Babanızın amcasının kızı. Yani babamın kardeşi değil. Amcamın torunu oluyor yani. Güzel halam. Tamam. Babanızın amcasının, evet, amcası. Kızı. Evet. Hala deyince çünkü babanızın hani kardeşi diye. Ahlaksızlığından kaç gündür suçlanıyor ya, bırak yani, niye taşıyorsun? Yok bu başka kadın, evlen. Hayır, o zaman diyor zaten bu işte şey olayı var ya, Fehmi miydi? Fehmi olayı olunca da Şahin diyor ki ben geldim konuştum ama affettim, bir şey demedim diyor yani. Şahin öyle bir adam yani. Şahin her şeyi sineye çekmiş. O da derini de bilmiyordum da işte ama silah çekti, şey yap dedi. Ben de dedim, silah çekip o zaman mektup yazdım vereyim dedi. Gittik, ben gittim. Daha başka bir şey bilmiyorum ki ben. Başka bir şeyini, kadın anlattıklarını burada hiç bilmiyorum. Şahin başka senin bir şey. Senin vaktin kadın yoktu ki o zaman merdivenin başındaki kadından. Ben. Senin vaktin yoktu bilmiyorum ki bir şeyden. Zaten bu merdivenin başındaki kadın kim Şahin? Söylesin. Kimi? Bilmiyorum, komşusuymuş orada, yanı sıra doktor gelmiş. Bey az önce avukatlık yaptınız. Bana soracağım dedi. Onu bir sorsanıza. Mantıksal gerçeği dile getirdim. Avukatlık yapın, ben doktorum. Soracağım dedi ya. Onu da bir sorun daha. Ben buraya halamı... Yanına bir destek, manevi destek. O zaman olarak. Otur orada. Başka sesini kes, otur. Gelmedi. Neyi biliyorsun ki? Bilmiyorum. Ben bilmediğim... Neyi? Bir niye şey bilmiyorsam niye bilmediğim bir şeye karışmıyorum. Ki? Niye taşıyorum diyor. Burada, niye şey taşıyorum sana? Tamam, ahlaksız ya. Niye taşıyorsun? Sen benim neyime soruyor? Söylesene şu soracağın şeyi. Serap Hanım, burada erkek istersen sorun. Olma, tamam mı? Murat Bey. Bilet gücüneni soracağın. Az sus çocuğum. Çocuğum bir dakika. Az sus. Serap Hanım, o kadınları sorun. Kim o kadınlar Şahin? Hangisi? Başka kadınlara gidiyordu, merdiven başındaki kadın. Ankara'dan sürgün oldu, geldi bizim merdivenin başına. Her sabaha kadar sayısız erkek yanında, bu da yanlarında. Hani bir aşağı üç, hani fazla eksik değil ya, bu da onların yanında. Bir anlatsana, kim bu kadın? Her sabah kadın, 15 tane kadın içki doktordu, şişesi kadın. Kapıda. Ben ona işleri vardı evde, eksik işleri falan vardı. Ona yaptım, aha, orada şey yaptım. Ondan sonra kadın buna yardımcı oldu, doktora götürdü bunu orada. O kadar mı götürdü? Kadın bekar mıydı? Akıl hastanesinin şeydi, doktor, orada doktordu. Bekar Bakırköy mıydı? Vallahi bekardı abi. Annesi de vardı ama yani tek değildi kadın ki. Hayır, hayır. Annesi de vardı yanında kadın. Doktor annesinin kadının, yanındaydı kız. Ya, annesinin yanındaydı. Ya nasıl uyduruyor böyle ya? İki lafı diye doktor kadının şahin ne işi olur ya? Hep uğraştı bunun için. Doktor kadının şahin işte, ne işi? Beni evet. Doktora moktora götürmedi. Serap Hanım, açık açık söyleyeyim mi? Söyle. Benim çocuğum listeyle büyüdü rahmetli yavrum. Günde üç öğün dışarı çıkacak, hani durduğumuz yer havasız ya. Pank altında doktorumuz her ay böyle yediği içtiği listeyle günde üç öğün dışarı çıkartacağım bahçeye, uyutup içeri götüreceğim. Çocuğumu artık uyuttum arabada, içeri götürüyorum. Merdivenin başında Allah aşkına bir hiç utanman gerçi yok senin de. Ben içeri giriyorum, o zaman da ben inan ki ben bir şey bilmiyorum diyor ki kadın buna. Duş aldın mı diyor. Yok alma. Aldım diyor bu. Ben almadım diyor bir daha gelirsin diye. Yalana bak.
Ben bunları duyuyorum şimdi. Eve indim banyo ıslanma. Terlemiş, yıkanmış yani. Ben işlerini yaptım onlara. Dinle orada. Dinle ne annesi işi? Annesi de yanındaydı. Hayır. Annesi yanındayken şey mi olur? Öyle? Yalan. Ya yalan makinesi başladı. Yalan. Ay, doktor konuş tamam ispat edin. Senap Hanım ben bunları nereden bilecektim? Şahin bir dinle. Senin yaptığın ispat edeceği herkes dinlemek yanında ayır. Ben de araftır. Niye yapmıyorsun? Araftır. Serap Hanım. Madem hatam varsa benim arasınlar. Diyor Allah. Ki ben diyor duş aldın mı bu aldım diyor. Ben duş almadım diyor bir daha gelirsin bak, diye. Eve indik biz ben duşun ne olduğunu bilmiyorum. Sipariş bak, vermiş buna zannediyorum ben. Eve indik dedim Tülin sana dedim ne diyordu dedim. Şey bir şey siparişimi verdi dedim. Onu alıp da gelseydin keşke. Yok dedi. Dedim duş aldın mı falan diyordu ya dedim ben de. Güldü bana böyle sırıttı böyle bu. Tamam. Duş dedi ne bilmiyor musun sen? Yok dedim. Bizde banyo yapma denilir. Duş alma. Aa dedim bu kadın dedim sana banyo yapmayı nasıl soruyor dedim ben. Burada serbest ayıp değil ki dedi bana. Aynen böyle. Ondan sonra da yok, zaten... Yok bence şunu demiş kadın. Herhalde duş şeyi takacaktın başlığı. Yok yok ya, Serap Hanım. Duş aldın mı demiş. Onların işleri var. Ben öyle anladım. Ben orada. Serap Hanım yaptım. Onun evinde hiç iş yapmadı. Ya Refia yaptım, bir şey söyleyeceğim. Doktor ki? Kadının Şahin'le ne iş evet. oldu? Ne doktoru Allah ya. Aşkına? Sürgün peki, olmuş gelmiş şimdi, pisliğinden. Bak, bir dakika. Mahmut Bey doktor Şahin vardı. Onun eti işlerini ben yapıyordum. Bir saniye müsaade et. Bizim Şahin müsaade edecek misin? Şahin sen kulağın ağır mı işitiyor? Yok, yok işine geldi. Peki duyduğun halde niye susmuyorsun mesela? Şahin müsaade et dediğimde niye susmuyorsun? Ya işte sinirleniyor mu? Dur Serap müsaade abi. Et. Şimdi, yalan konuşuyorum makine gibi. Dönüşte Refia'nın şu an evli olduğu eşi de ona destek olmak için telefona bağlanacak. Bu arada yuvamı yıktı dediği Nermin Hanım canlı yayında olacak. Bunun yanı sıra biz kendisini dolandıran Mustafa'nın dükkanına ulaştık. Orada birisiyle görüştük. Onun söylediklerinde hem Refia Hanım'ı hem bizleri çok şaşırtacak. Bir araya gidelim sonra kesintisiz devam edeceğiz.